İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı'nda dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için Samsun Adliye Sarayı önünde dua edildi. Törende Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Erol Tosun açıklama yaptı. Görevi sadece adaleti tesis etmek iken, bunu ifa ederken menfur bir saldırı sonucu bildiğiniz gibi hayatını kaybetti. Aslında son derece tehevüllüyüz. Ancak hukukçu kimliğimiz tehevvülümüzün ve öfkemizin yine de önüne geçiyor. Ben terörün hepimiz biliyoruz ki dini, milliyeti olmadığı gibi vicdanı, irfanı ve adaleti de yok. Bizzat dünya tesis etmeye çalıştıkları olayın faillerini yakalamak için çaba sarf eden. Samsun Bürosu Başkanı Avukat Kerami Gürbüz ise yaptığı konuşmada şunlara değindi. Bunun adı dünyanın her yerinde vandallıktır. Bunun adı dünyanın her yerinde alçaklıktır. Ve bunun adı dünyanın her yerinde terörizmdir. Terörizmi hangi ideal ya da ideoloji, hangi din ya da inanç adına kim icra ediyor olur ise olsun, hepsini dünyanın neresinde yapılıyor olur ise olsun. Samsun İl Müftü Yardımcısı Enver Türkmen'in yaptığı duanın ardından adliye önünde toplanan kalabalık dağıldı. Çağlayan Adliye Sarayı'ndaki olayın ardından Samsun Adliye Sarayı'nda da güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da basın toplantısı düzenleyerek olayı kınadı. Kardeşimiz, Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olması ile sonuçlanan hak arama özgürlüğü ile insani değerler ile bağdaşmayacak olayı kınamak için buradayız. Hukuku uygulamaya çalışan, burada vefakar ve cefakar bir çalışma sergileyen meslektaşlarımızın korunması gerekirken, son zamanlarda özellikle hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik saldırıların artması bizi endişelendirmektedir. Hakim ve savcılar tüm siyasi çekişmelerin ve hesaplaşmaların üzerinde yalnız ve yalnız hak ve adalet için emek sarf eden insanlardır. Tokat Adliye Sarayı önünde toplanan savcılar da yaşanan mefhum saldırıyı lanetledi. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün büyük acı yaşadıklarını, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan saldırının onun şahsında tüm yargı mensupları ve çalışanlarına yapılan bir eylem olduğunu ifade etti. Dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonrası için de hukukun gerekleri yerine getirilerek fırsat verilmeyecektir. Yargı mensupları olarak hukukun üstünlüğünün, hak ve adaletin sallanması yönündeki kararlılığımız ve irademiz dün olduğu gibi bugün de daha da güçlenmiştir. Çorum'da da yargı mensupları İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yasa dışı bir terör örgütünce rehin alındıktan sonra şehit olan savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik hain saldırıyı kınadı. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Bildiğiniz gibi dün İstanbul Adliyesi'nde görev yapan meslektaşımız Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz yasa dışı örgüt mensuplarınca saatlerce rehin alındıktan sonra maalesef şehit edildi. Gerçekten sözün bittiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Tabii adliyelerin güvenliği konusu hem mevzuat bakımından hem uygulama bakımından hepimizin tekrar üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor.